Kur'an insanlara bir şeyler söylüyor. Evet. Bunun için de muhtevasına yönelmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in bize ne dediğini, bizden ne istediğini anlamaya çalışmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde de Kur'an-ı Kerim'in farklı bir kitap olduğunu görüyoruz. Evet. Gerek dizilişi, gerekse muhtevası açısından. Biz kitap deyince şunu anlıyoruz. Bir kitapta giriş, gelişme ve sonuç şeklinde mantıki bir silsile söz konusudur. Kitapta konu bütünlüğü söz konusudur. Mesela konu başlığımız namaz ise namazla ilgili bütün konulara o başlık evet. altında yer verilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakınca onun bizim bildiğimiz kitaplardan farklı bir kitap olduğunu görüyoruz. Bir kere dizilişi itibariyle parça parça nazil olmuş. Peygamber Efendimizin emriyle ilgili olduğu surelere konmuş. Sureler yine tercihen Peygamber Efendimizin emriyle sıralanmış. Muhtevaya gelince muhteva da farklı. Muhteva başından sonuna kadar Kur'an'ın her tarafına dağıtılmış. Peki bunun hikmeti ne olabilir? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişi, Kur'an-ı Kerim'in hedefiyle ilgili bir durumdur bu. Evet. Kur'an-ı Kerim insanlara hidayet etme amacında olan bir kitap. Doğrudan bir bilgi verme amacında değil. Bilgi verirken aynı zamanda insanı düşündürmeyi, insanı eğitmeyi amaçlayan bir kitap. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim çokça okunuyor. Herhangi bir kitap birkaç defa okunsa maksat hasıl olur en fazla. Ama Kur'an-ı Kerim her zaman okunuyor ve bu kadar çok okunmasına rağmen Kur'an-ı Kerim bıkkınlık vermiyor. Kur'an-ı Kerim aynı şekilde sürekli anlayabilenler için, anlamını anlayabilenler için her okuyuşunda çeşitli anlam açılımları, anlam genişlemeleri söz konusu. Herkese hitap ediyor. İlkokul mezunu içinde, üniversite mezunu içinde mesajlar ihtiva ediyor.